Merhaba herkese. Ben Ataseren. Bilkent Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyorum. Bu sene 3. sınıfa geçtim. Ayrıca kulübümüzde de bu sene pazarlama koordinatörlüğü yapıyorum. 2 senedir de YES'teyim. Yani Bilkent hayatımla birlikte bir de kulüp hayatım paralel olarak devam ediyor. Teşekkürler. O zaman Ata, sana ilk sorum şu şekilde. Bize kısaca bölümünü tanıtabilir misin? Bilgisayar mühendisliği nedir? Ne iş yaparlar? Sen ders olarak belki de ne görüyorsun? Bölümüm bilgisayar mühendisliği ve şundan bahsetmek istiyorum. Diğer üniversitelerde göremeyeceğiniz ve Bilkent'te göreceğiniz bir şey bilgisayar mühendisliği ilgili. Biz hiçbir zaman okulun içinde bilgisayar mühendisi olarak geçmiyoruz. CS yani Computer Scientist olarak geçiyoruz. Ve bu da aslında bölümümüzün ya Bilkent olarak diğer okullardan farkını gösteriyor. Bilgisayarlarla ilgili donanım olarak da en küçük yapı taşından en büyük sistemlere kadar her şeyi görüyoruz. Network'leri, işlemci oluşturan en küçük transistörlere kadar görüyoruz hardware anlamında. Software anlamında çok daha fazla şey görüyoruz. İlk senelerde karşılaşacağınız temel veri yapılarından sonra 3. 4. sınıfta alacağınız seçmeli derslerle bilgisayar bilim alanında yapay zeka olsun, siber güvenlik olsun ya da daha grafiksel gitmek istiyorsanız oyun tasarımı olsun ya da sadece basit yazılım geliştirme ile ilgili bile kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani istediğiniz alana geçebilirsiniz. Gerek donanım, gerek yazılım. Bölümümüz bu şekilde. O zaman hani gene bir nebze cevap verdin. O fark da önemli, büyük bir ihtimalle daha da açıklamak. Hani Bilkent'te bu bölümü okumanın hani neden Bilkent'te daha doğrusu bu bölümü okuyorsun ve de Bilkent'teki bilgisayar mühendisliği bölümü diğerlerinden farklı yapan şey ne? Şöyle tabii ki %100 farkı bilemem de ben tercih döneminde Bilkent'i nasıl tercih ettiğimi anlatmak Tamam, istiyorum. olur. Ben yani güzel bir puan aldım. Ya burslu giremeyeceğim birkaç yer vardı sadece. Yani 2-3 yer vardı sadece. O yüzden aslında nereye istersem oraya girebilecekmiş gibi kendimi kurdum ve ya ben çocukluğumdan beri bilgisayarla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum ve doğal olarak da bilgisayar mühendisi olacağım diye kafama koydum. Ya birçok insanın tercihte yaşadığı acaba hangi bölümü seçeyim sorunu bende olmadı. O yüzden sadece üniversiteye odaklandım ve Türkiye'nin mühendislikte ilk 5 üniversitesini kafamda sıraladım. Bunlar yani bence yine Koç, Sabancı, İTÜ, ODTÜ ve Bilkent. Bu sırada değil tabii ortaya karışık. Ya bu şekilde kafamda kurdum ve acaba nasıl elimine edebilirim şeklinde kafamda biraz kurmaya çalıştım. Sabancı'ya giden arkadaşlarımdan, Sabancı'da proje yapıp Bilkent'te okuyan arkadaşlarımdan, Koç'ta okuyan arkadaşlarımdan, ODTÜ'den mezun olan arkadaşlarımdan, tanıdıklarımdan bir sürü yorum aldım. Ve özellikle bir hocamın şu söylediğini hiç unutmuyorum. Ne kadar ya hocanın yetiştirdiği ne kadar başarılı bilgisayar mühendisi varsa kendi oğlu için o da bilgisayar mühendisi okumak istemiş. Aramış ve demiş ki yani ne okuyorsun, ne yapıyorsun? Aradığı 100 adamın 99'u ya ODTÜ ya Bilkent. Ya ben burada birazcık şey oldum. Bir adamın kararına güvenmek birazcık yanlış bir şey aslında ama daha sonra kendi araştırmamı da yaptım. Özellikle eğitim kalitesi bence fark olmalı bir üniversite tercihinde. Açtım akademik kadrolarına baktım, yapılan araştırmalara. Bilkent'in özellikle yurt dışında ve diğer üniversitenin tabii ki de diğer üniversitelere göre yurt dışında nasıl bir yeri var, nasıl bir etkisi var bunları araştırdım ve en sonunda Bilkent'e karar kıldım. Ki bence yani şundan da bahsedebiliriz. Hani sen şu ana kadar bizim mühendis grubu içinde hani bir kente şehir dışından gelen tek insansın. Hani tercih kısmında mesela o nasıl etki etti sana? Tercih kısmında şöyle şehir aslında hiç etki etmedi. Şöyle şehir dışı ya şey hiç düşünmedim tercih döneminde. İstanbul'da bir üniversite seçeyim, Ankara'da bir üniversite seçeyim. Ayrımına hiç girmedim. Çünkü yani bilmiyorum şehirde yaşamanın zorluklarının beni çok etkileyeceğini düşünmedim. Ya çünkü bir yurtta kalacağım. Çok fazla kampüsten ya dışarı çıkıp bir yerde yaşayacağımı düşünmüyordum. Genelde kampüste vakit geçiririm diye düşünüyordum. Ki bence bu hatalı bir şey. Ben birazcık şans eseri şey yaptım. Çünkü Ankara ve İstanbul'daki farkları yani okumaya başladıktan sonra gördüm. İstanbul'da gerçekten yaşanmıyor. Hem ekonomik anlamda hem de yani hem sosyal anlamda hem de trafik anlamında. Ekonomik olarak zaten tartışmaya gerek yok. İstanbul ülkemizin en pahalı şehri maalesef. Trafik anlamında onun da zaten tartışmaya gerek yok. Sosyal anlamda da şu. Yani bu birazcık garip bir şey olacak aslında ama benim yaptığım analiz bu. İstanbul'da herkes var. Yani tam anlamıyla herkes. Küçük bir ülke var İstanbul'a ve karşına çıkacak insanlar her zaman da yani mükemmel insanlar değil ya da her ortalama bir insan değil. Ya bir sürü abidik gubidik insanlar var. Ben bu konuda birazcık araştırma yapmıştım yani. Arkadaşların başına çok fazla dandik şey geliyor. Hadi atıyorum Koç'ta okuyoruz mesela. Kampüs çevresinde
Böyle insanlarla çok karşılaşmayabilirsin ama eninde sonunda kampüsün dışına çıkacaksın yani. Bu yüzden her üniversitenin kampüsü de o kadar yani şey olmuyor, çevresi o kadar tekin olmuyor diyeyim. Bu birazcık Anladım. yanlış bir analiz olabilir ama ülkemizin gerçeği maalesef. İstanbulluları Bunu alındırttık baştan çekebiliriz diyorsun. hepsini. Yok yok. Gerek yok gibi Öyle gayet. ama abi. Yok, Bir haklı de şöyle bir olabilirsin. şey var. Üniversite şey İstanbul'daki kampüslerle ilgili. Hı. Mesela Sabancı. Sabancı İstanbul'da değil. Sabancı bambaşka bir Uzakta. şehirde neredeyse. Ama çok güzel Apayrı bir yerde. kampüs. Çok Gördüysen güzel eğer. bir kampüs ama bir şehre gitmeye kalkırsan bir günü harcaman gerekiyor. Aynen öyle. Yani İTÜ şehrin içinde. Koç birazcık, ya Koç'u da ziyaret etmiştim ben. Hı. Bir saat bir yolculuk yapman gerekiyor Beşiktaş'tan falan. Hı. Şu ana kadarki bir kentlik, yani kampüs hayatı, sosyal hayatı ve kulüp etkinlikleri olarak ne düşünüyorsun? Bunlar seni şu ana kadar tatmin etti mi? Ben de yakın çevrem gibi Bilkent'in maalesef pandemi dönemine denk geldim. O yüzden şey yapamadım yani tam da tadını çıkardım denemez. Bir tek diğer arkadaşlarımdan şöyle bir farkım oldu. Bu pandeminin ikinci senesinde kampüste kalmam gerekti. Ya diğer arkadaşlarım Ankara'da yaşadığı için yüz yüze olması gereken laboratuvar derslerini halletti ve gittiler. Fakat ben yurtta kaldım ve yani yurdu artık nasıl köküne kadar yaşadım diyeyim. Yurt hayatının dibine kadar yaşadım. Kampüsteki en azından mesafeli olsa da bir hayatı diğer arkadaşlarımdan daha iyi yaşadığımı düşünüyorum. Şöyle spor faaliyetlerinden bahsedeyim. O kolay çünkü. Ben çok böyle takıma giren, çok fazla spor yapan bir insan değilim ama bir futbol, basketbol oynamak istediğim zaman kampüsün yani neredeyse sınırsız imkanı var. Halı sahası var en basitinden. Onun dışında sadece şey değil, futbol, basketbol değil. Yüzme, Amerikan futbolu, fitness yapmak istediğin zaman hatta jimnastik, squash yurtta çok gitmiştim hatta. O da geldi aklıma. Yani bence sınırsız imkan var. İstediğin kadar yapabilirsin. Yani seninle sınırlı spor imkanları kesinlikle. Hiçbir ücret ödemen de gerek yok zaten. Yani öğrenci olmak yetiyor ve de 3 spor salonu var. Hani boyutları ve şeyleri farklı tabii. İşlev olarak ya da ne kadar gelişmişlikleri farklı da 3 tane spor salonu var yine de. Yani bir tanesi kampüsün Kesinlikle ortasında, yetiyor yani. diğeri yurtların orada, diğeri de Doğu kampüsünde. Yani komple yurtta yaşayan biri olarak söyleyebilirim ki kimse ya hadi şunlar gitsin de spor salonu ben kullanayım gibi bir durum olmadı hiçbir zaman. Pandemi döneminde tabii ki birazcık değişiklikler Tabii evet pandemi döneminde oldu. biraz zorladı yani aynı kapalı alanda spor yapmak biraz tehlikeli olduğu için ama ona rağmen ya insanlar çok fazla şikayet etmedi. Yer yok falan şeklinde. Sosyal hayat açısından da ya ben Bilkent'te kendi adıma çok mutluyum. Ya sosyal hayat en basitinden kulüpte yani yepyeni arkadaşlıklar ve çok sağlam arkadaşlıklar edindim. Yani geçici arkadaşlıklar, aa merhaba nasılsın şeklinde şeyler değil de gerçekten dost edindim özellikle kulüpte. Bunun haricinde illa kulüpte olmasına gerek yok. Yolda karşılaştığın bir adamla, bir kadınla bile hemen çok sıkı bir arkadaşlık kurabiliyorsun. Yani kimse de bir utangaçlık, kimse de bir çekingenlik yok kesinlikle. O yüzden ya Bilkent'in sosyal hayatından yani %100 mutlu olduğumu söyleyebilirim. Güzel, güzel. Farklı düşüncelerim olabilir bu konu hakkında. İnandım. Zaten %100 gerçek düşüncelerimi söyleyecek olsaydık çok daha farklı konuşmalar yaşayabilirdik. tamam, ondan bahsettik. O zaman hani kısaca en son şeyi soracağım sana. Hani şu anda şu ana kadar gördüğün kısmı, tecrübe ettiğin kısmıyla sence Bilkent'te bilgisayar mühendisliği okumakla gelen iş ve staj imkanları neler? İş ve staj imkanı şöyle. Bunu en azından birkaç arkadaşımdan duymuştum diğer üniversitelerde. Diğer üniversiteler birazcık daha destekliyor. Hadi bak şurada iş, şurada staj, hadi al falan diye birazcık daha fazla sunuyor gibi. Yani sunmak yanlış oldu. Yanlış bir kelime oldu aslında. Bakın işte siz şunu yapacaksınız, yapabilirsiniz. Siz bunu yapabilirsiniz şeklinde biraz daha seçenek ittiriyor diyeyim. Ama Bilkent'te öyle bir durum yok. Bilkent sana bir isim veriyor. Yani ben Bilkent öğrencisiyim şey veriyor. Şirketlerde de Bilkentliyim dediğin zaman böyle bir yükseliyorsun. Yani bunu bir sürü yerde test ettim. Hem kendimden hem de duyduğum çevrelerimden. Ve şöyle bir seçenek de var. Bilkent sana staj olanaklarını sunuyor, vermiyor. Yani bak burada staj yapabilirsin. Böyle bir liste var. Yapmak da zorundasın hatta diyor. Ya bir staj yapmadan okulda okumaya devam edemezsin şeklinde. Yani bir staj tecrübesi veriyor. Aynı zamanda bir sürü şirketle de anlaşması var. O yüzden çok fazla zorlanmıyorsun staj bulmada. Bakın burada bir liste var. Kendiniz başvurun diyor. Yani sana balık vermiyor, balık tutmayı öğretiyor. Biraz klişe bir laf olacak ama gerçekten öyle.
Burada bizim şirketlerimiz var. Şunlara şunları istersen başvurabilirsin ama sen başvurabilirsin. Aynen öyle. Bu hatta... staj için geçerli. Yani iş imkanı da ya birazcık staj arayışındayken fark ettim. Yani Bilkent'li öğrencileri özellikle Amerika'da hatta Boston'da diye hatırlıyorum çok fazla ilgi var gerçekten. Birkaç mezundan falan duymuştum. Yani yurt dışında da Bilkent dediğin zaman yine bir şey yapabiliyorsun. Nasıl diyeyim, ayrımcılık görmüyorsun. Ha, bunun burada ne işi var olmuyorsun ya da zor bir girişin olmuyor. Türkiye'de zaten Bilkent dediğin zaman zaten akan sular bir yerde duruyor. Ha, tabii birazcık da kendi çabanı şey yapman lazım. Sadece buyurun benim diplomam diyerek de yapmaman gerekiyor ama bu şekilde. Bu bahsetmek için iyi bir yer ekleyelim. Yani mühendislik fakültesinde herkesin iki staj zorunluluğu var. Yanlış söylemiyorsam eğer. Evet. Öyle iki biliyorum. Staj zorunluluğu var. Herkesin var ya. Yani. Bizim bölümde var. Şeylerde var. Öyle olması lazım. Yani mühendislik fakültesinde herkesin iki staj yapma zorunluluğu var. Bizde tabii birazcık daha farklı. Ben kendi kısmımda bahsederim ondan. Sizde de öyle olabilir bilmiyorum ama herkes en azından iki staj yapmak zorunda ve kendisi bulmak zorunda. Bilkent o konuda evet. dediği gibi yardımcı olmuyor. Çok herhalde sıkışmadığın sürece. Yani çok evet, zorlanmadın. Çok zorlanmadığın sürece yardımcı olmuyor. Ha tabii şeyi de insanları da korkutmayalım. Ha, diğer üniversiteler bakın buyurun size Microsoft'tan staj ayarladım. Apple'dan staj ayarladım gibi gelmiyor tabii de öyle bir durumu yok diğer üniversitelerinde. Bilkent'inde git şurada çalış bizi ilgilendirmez şeklinde de yok. Bir zorlandığın zaman herhangi bir hocaya, herhangi bir yetkiliye diyeyim, herhangi yönetimden birine mail attığın zaman cevap almama ihtimali çok düşük. Yani kesinlikle yardımcı oluyorlar sana. Hocam ben staj bulamadım dediğin zaman bana ne cevabını alman olasılık dışı yani. Yani birazcık terslenebilirsin sadece. Niye bulamıyorsun? Ezik şey. Onun yani dışında... Birazcık... Aynen. Şaka. Kafaya vura vura öğretiyor. Kafaya vura vura öğretiyor. Tabii ya, kötü bir ama şey öğretiyor. Kötü bir şey değil bu zaten. Hani gerekli bir skill. Hani ne kadar üstse de bazen staj arayışı gerekiyor yani. Yine çok teşekkürler. Son olarak en son hani eklemek istediğin belki tercih dönemindeki de ya da sadece söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Şöyle tercih dönemiyle ilgili söylemek istediğim Bilkent tercihinde şöyle bir durum var. Benim başıma böyle bir şey gelmedi ama bazı insanların aileleri çok baskılı. Mesela mühendislik kafası var ama sen illa tıp okuyacaksın ya da tam tersi başka bir şekilde olabilir. Yani tabii aileye karşı savaşmak çok kolay bir şey değil ama yani elinizden geleni yapın ve kendi istediğiniz bölüme şey yapın. Çünkü o sınırı geçtikten sonra emin olun ailenizden biraz daha ayrı olacaksınız ve özgürlüğü tadacaksınız ve artık hayatınız sizin hayatınız olmaya daha çok devam edecek ve yanlış bir seçim yaparsanız aileniz veya arkadaşlarınız veya başka bir yüzünden hayatınız boyunca pişman olabilirsiniz. Okey, çok teşekkürler Ata.